Sevgili dostlar, şu anda bir Selçuklu kervansarayındayız. Yapım tarihi 1249. Gezdik burayı. Müthiş güzel bir yer. Harika. Fotoğraflarını da ya önce göstermişimdir ya da sonra göstereceğim. Birkaç kare mutlaka paylaşmışımdır sizinle. Bir diğer güzellik de bugün sevgili çok değerli hem dostum hem kardeşim hem de takipçim. Can abim benim. Orkun Dayıoğlu. Namı değer MotoGP. Aynen. Namı diğer MotoGP. Şimdi Orkun benim için neden çok değerli biliyor musunuz? Çünkü Orkun bu kanal ilk açıldığı ve ilk içeriğinden itibaren müthiş güzel yorumlar yaptı. Yani yorumsuz 105 Estağfurullah. tane 105 tane videomda yorumsuz bir tane videosu yok Orkun'un. Yani elimden geldiği kadar tabii ki aynen öyle, kesinlikle. Çünkü çok farklısın, çok değerlisin benim için. Estağfurullah. Çok Her teşekkür şeyden ederim. önce ilk videodan itibaren benim için ayrı bir yerim var abicim, yani öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ Ne olasın. demek yani senin? Ve inanın ki zaman zaman ben bu kanalı yeter lan artık. Çok yoruldum. Değmiyor dediğim dönemlerde Orkun, Akın, Hasan, Yalçın, Mehmet ve sayamadığım daha birkaç daha çok değerli takipçim bu kanalın devam etmesinde onların destekleri yürekten arkamda durmaları bu kanalın hala bugün devam etmesini sağlıyor. Çok teşekkür ederim Orkun'cum. Ne Sağ demek olasın, var abi, olasın. sen her zaman yanındayız bir kere. Sağ ol. Kesinlikle başarıların devamını her zaman diliyorum zaten, biliyorsun. Çok Çok teşekkür daha ederim. iyi yerlere geleceksin, her zaman da söylerim. Öyle öyle çok onun öyle çok bir derdim olmadığını da biliyorsun aslında Orkun. Tabii Yani ki yok yani. biliyorum. Ama her şey zamanla, her Tabii şey tabii tabii. emekle oluyor Bir biliyorsun. de benim kanalda bir şey yapmaya çalışıyorum farkındaysan. Farklı mekanlarda tanıtmaya çalışıyorum Evet, insanlara. evet. Dolayısıyla elimden geldiği kadar zamanım buldukça, her zaman yapamıyor olabilirim belki ama zaman buldukça da insanlara farklı mekanları da tanıtmaya ve Tabii. gezdirmeye çalışıyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla de hani sıkıcı olmanın dışına Asla çıkmak değil lazım. zaten. Evet. Mekanlar, atmosfer çok orijinal, çok güzel. Yani her videonda başka bir olayla karşılaşıyoruz. Başka bir tarihle karşılaşıyoruz. O harika bir şey yani. Çok teşekkür ederim. Belki hani normal teknolojik bir kanalı konseptinin biraz dışına çıkıyorum Evet. ama biraz da amacım o. Tabii ki. Bence de öyle olması Yani lazım. Çok evet. güzel bir şey yani bu. Hani bu işi biraz görseliyle, biraz tarihiyle, Tabii. biraz Tabii insanlığıyla ki, tabii ki. desteklemek lazım. Yani düşünebiliyor musunuz? Öyle büyük zenginliklere sahip ki bu ülkemiz. Aynen. Bizim şu anda bulunduğumuz mekan dünyanın kaç yerinde vardır bu kadar eski bir mekan? 1249 tarihli müthiş bir Selçuklu, Anadolu Selçuklu zamanının hala ayakta duran müthiş bir Eseri kervansarayı yani, değil mi? evet, Eseri. aynen Aynen öyle. öyle abi. Müthiş bir yer gerçekten, atmosfer harika. Yani gelmek isteyen insanlara da kesinlikle tavsiye ederiz. Kesinlikle. Çok güzel bir Burası sevgili dostlar, buranın adı Saruhan. Saruhan, evet, Saruhan. Burası Kapadokya'nın çok güzel yerlerinden bir tanesinde. Evet. Zaten Saruhan ya da Sarıhan Kervansarayı diye Google'a girerseniz orada göreceksiniz. Aynen öyle. Hakikaten çok güzel bir yer. Ama biz bugün burada başka bir sebepten dolayı buradayız değil mi? Yani biz bugün bir kamera tanıtacağız. Evet. Ve çok şanslıyım. Bu yeni çıkan XH2'yi uzun süredir kullanıyorum elimde. Evet Dur bir abi. dakika esini kapatayım abi. Kesinlikle. Şimdi XH2, XH2. evet, ama Parmağımı çekeyim mi? Çek. çek abi. XH2S ile XH2 aslında birbiriyle gövde olarak birebir aynı kamera. Şimdi birkaç gün önce biliyorsun New York'ta bu konuyla ilgili bir zirve yapıldı. Aynen. Beni çok çelişkide bırakan bir zirve biliyor musun bu? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bir taraftan çok güzel şeylerden bahsettiler ama beni orada çelişkide bırakan aslında o zirvede söylenmeyen şeylerdi. Şimdi önce söylenenlerden başlayalım. Bu kameranın XH2S ile olan farkını anlatmak adına Evet. XH2S bildiğiniz gibi 26 megapiksellik stack sensör. Yani çok katmanlı sensör anlamına geliyor stack Evet. sensör. Bu sensör tabii doğal olarak inanılmaz bir hız sağlıyor. Bu 40 kare saniye gibi fotoğraf İnanılmaz bir çekimlerinde evet. 6.2 megapikselli pardon 6.2K video çekebilen Performansı. 4K'da 60 FPS'ye 4K'da 120 20. FPS'ye kadar Tabii.
video çekebilen, 1080'de de 240 FPS'ye kadar video çekebilen bir kamera haline getirmiş. Ve bütün bunları da üstelik bütün yeni olan teknolojileri de dahil ederek, yani H264, H265, Apple ProRes'in LTE'si, evet, 422'si, HQ'su falan hepsini dahil ediyor. Ve yani hakikaten müthiş bir, evet, kamera. Kesinlikle. Bir buçuk iki aydır herhalde satın aldım ben de. Daha önce de içeriklerini yaptım zaten. Evet. İnanılmaz memnun oldum. Şimdi XH2 buna mukabil 40 megapiksel diyor. Evet. Çok güzel. 8K diyor. Evet. Harika. Ama 8K 24, 25 ve 30 FPS olarak verebiliyor. 60 FPS'si yok. Olsun. Ama buna mukabil 6.2K, işte 4K, 60 FPS yok. 60 FPS'si var mı ondan çok emin değilim. Ama kesin olan bir şey var bir kere. Yani hız olarak bunun yarısı hızda. Neden biliyor musun? Çünkü mekanik shutter'da 15 frame, elektronik shutter'da da maksimum 20 frame, yani 20 kare saniyede çekebiliyor. O 20 kare saniyede çekebilmek için de maalesef 1,29'luk bir crop'la beraber yapabiliyor bunu. Oradan bir kayıp var bir kere, yani hızdan bir kayıp var. Çözünürlükten bir kazanç var, ama çözünürlükten bir kazanç var derken benim YouTube'da seyrettiğim bu kamerayı ön yapımını deneyen birçok YouTube'cuya RAW çekme izni vermemişler. Sadece JPEG üzerinden. Şimdi bu kameranın gerçek çözünürlüğünü ölçebilmek için RAW ile çekmek lazım ve onu biraz piksel incelemek lazım. Evet. Şimdi bunlar çok güzel, bunlar söylenen şeyler. Unuttuğum bir şey var mı kamerayla ilgili? Pardon, bir de şey var tabii. Pixel Shift denilen bir kavram var. 20 kareyi arka arkaya çekiyor ve 160 megabitlik bir megapiksellik bir fotoğraf verebiliyor sana. Yani çözünürlüğü daha da artırabiliyor. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi Amerikalılar ne der biliyor musun? Let's talk about the elephant in the room derler. Yani odadaki görünmeyen filden bahsedelim derler. Odadaki fil ne biliyor musun abi? 40 megapikseli crop sensöre yerleştirmek. Evet. Şimdi bunu yaptığınız andan itibaren tabii bir takım bir takım şeylerden ödün vermek zorundasınız. Aynı ölçüdeki bir sensöre 26 megapiksel yerine 40 megapiksel yerleştirebilmek için piksel ölçülerini küçültmek zorundasınız. Bu da hangi neticeye varır? Bir ışık algısı kapasitesi düşer. Aynen. Dolayısıyla ışık performansı tabii ki bundan daha düşük olacaktır. Tabii ki. Şimdi bilinen bir şey var. Bu kamera biliyorsun dinamik aralıkta şu anda lider konumda neredeyse. Aynen öyle. Sony A1'den bile daha yüksek bir dinamik aralığına sahip. 14 artı evet, stop dinamik aralığı var. Şimdi XH2'ye göre XH2 bir stop daha aşağı ya da 1,5 stop daha aşağı olduğu söyleniyor. O çok önemli değil ama her ne kadar piksel sayısı, daha doğrusu megapikseli yükseldiği için de ISO ana değeri, baz değerini 125 ISO'ya indirirlerse de bu şu anlama gelmiyor. Işıkta daha kuvvetli anlamına gelmiyor. Benim ilgimi çeken ikinci bölümde bir takım fotoğrafçılar oturttular biliyorsunuz zirvede ve hepsini sohbet ettirdiler. Sanki sol tarafta oturanlar XH2'ci, sağ taraftakiler de XH2'ciler gibiydi. Hmm. Bir tanesine özellikle bu düşük ışık performansını konuştular. Hmm. Ve adam yani o anda çok spontane gelen bir soru olduğu için sanki hazırlıksız yakalanmış gibi geldi bana. Ve verdiği cevap şu oldu. Vallahi dedi 1600 ISO'ya kadar dedi hiç sıkıntısız fotoğraf çekiyorum dedi. Sonra bir şöyle bir silkelendi. Hatta 3200'e kadar da hani çok zorlarsam 6400'e kadar da. Ama onu biraz böyle çekine çekine söyledi gibi geldi bana. Bu benim görüşüm. Evet. Ben bu makineyi 8000'e kadar zorluyorum. Değil mi? 10.000'e kadar zorluyorum. 6400'de grensiz fotoğraf yakalıyorum. Değil mi abi? Şimdi bayağı bir fark var yani şimdi baktığın zaman. E tabii şimdi bir şey daha var. Yani daha yüksek özelliklere sahip gibi gözüken XH2 bu makineden $500 daha ucuz bir kere. Tabii evet. Ha şimdi sakın yanlış anlaşılmasın. O makineyi kötülüyorum anlamında asla, değil. Tabii asla. Ki, tabii ama ki. Bir makineyi alırken de bütün özelliklerini iyice algılamanız gerekiyor. Evet. Eğer ki siz manzara çekiyorsanız, sabit nesneler çekiyorsanız, durağan portreler çekiyorsanız, evet, ve yüksek atıyorum ben ürün çekimi yapıyorsanız, kontrollü ışık yani ışık kontrollü ortamda yapıyorsanız XH2'yi alın. Güzel bir sıkıntı makine. Yok. Müthiş bir makine. Evet. Müthiş bir makine. Ama yok siz hani video bir de videoda illa 8K çekeceğim diyorsanız ama orada da bir sıkıntı var. Şimdi bir tanesinin sensörü backside illuminated stack olmayan bir sensör 40 megapikselli XH2'nin
Ve bu da elektronik shutter'da bayağı ciddi bir rolling shutter denilen zarzavat oluyor. Biliyorsun hani geçtiğin zaman böyle oluşuyor ya çizgiler. Bunda o kadar minimal ki neredeyse görmüyorsun gibi. Dolayısıyla bunda da yani rolling shutter'da da inanılmaz başarılı bir kamera. Evet. Video için çok ideal konuda. Ama X-H2 daha durağan video çekimleri yapmak zorundasın. Hareket böyle pen yapamayacağın, yani yaparsan da sıkıntı yaşayacağın bir yapıya sahip. Özellikle 8K'da. 4K'da da eğer yavaş çekime girersen, yavaş çekimde de pende bayağı bir rolling shutter olduğunu yapılan denemelerde, ben daha elime geçmedi tabii makine. Hani kişisel deneylerim değil ama diğer deneyen YouTube'çulardan elde edindiğim bilgileri bu konuda sizlere aktarıyorum. Evet. Şimdi X-H2 ben alır mıyım? 2S'im varsa herhalde almam. Yani 40 Kesin. Megapiksel, bir de çok komik olan ne biliyor musun? 40 megapikseli o kadar güzel abartmaya çalıştılar ki ilk açılışına nasıl yaptılar? 8 metreye 6 metreye yere sanki birader yani siz 8 metreye 6 metre baskı mı yapacaksınız fotoğrafı? Evet, yani bizim gibi bir fotoğrafçıların, özellikle benim gibi amatör bir fotoğrafçıların hiç işine yaramayacak bir olay. Yani gereksiz bence, bilmiyorum ama. Ya bizde şöyle bir şey var yani daha doğrusu. Bir şey alırken işte 40 megapiksel, 60 megapiksel, yok efendim 100 megapiksel çok önemli sanki megapiksel. Yani i̇şte büyük yüksek olunca ama, sanki çok böyle keskin, çok böyle net fotoğraflar çekecekmişiz gibi geliyor ama halbuki alakası yok. Hiç alakası yok. Olay sensörde bitiyor. Tabii ve piksel ölçüsü, piksel ölçüsünde bitiyor. Tabii onun oranında bitiyor. Aynen bugün öyle. Bak bugün full frame makinelerin birçoğu hala 26 megapiksel, değil 25 mi? Megapiksel, aynen. 24 megapiksel tabii. Abi. Ve ama bakıyorsun mesela crop sensörle ikisini yan yana getirdiğin zaman onda çözünürlük bir avantajı var. Çünkü piksel avantajı var kardeşim yani. Evet. Ha şimdi Fujifilm'in crop sensördeki keskinlik avantajı da bir tarafta Bayer sensör var, diğer tarafta X-Trans sensör var. X-Trans sensörün yapısı Fujifilm'in başarısını ve keskinlik başarısını sağlayan sensör farkıdır Bayer'e göre. Değil mi? Tabii. Evet. Ve renkleri çok daha güzel tercüme eden bir yapıya sahip. O yüzden biz bayılıyoruz. Yani ben istediğim gibi renkleriyle oynayabiliyorum ama Bayer sensörle işte oraya da başka türlü algoritmalar gitmiyor. Ha algoritma deyince şimdi iddiaya göre tabii ki X-H2S'de de X-H2'de de aynı yeni otofokus algoritması var. Ama yarı hıza sahip olduğu için X-H2'nin aynı başarıyı da takip yapabilir mi ondan çok emin değilim. Elime geçmeden, denemeden o konuda da herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi ona biraz fotoğraf makinesi mi diyebiliyoruz? Buna birazcık daha hem fotoğraf hem video mu diyoruz? Yani nasıl bir ayrım yapabiliriz? Yani baktığın zaman. Şimdi benim bakış açımdan ancak bakıp bence bu soruna cevap verebilirim. Bence. Yani ben şimdi mesela biliyorsun bir makine alacağım. Hı-hı. Ve benim için fotoğraf performansı daha öne çıkıyor. Ama nasıl fotoğraf çekeceğine bağlı o. Ha, evet tabii ki o da. Yani. Kuşçuysan veya ne çekiyorsak işte ne çekiyorsun? Yani doğa fotoğrafçısı mıyız? Eğer işte. Sabit tripod üzerinde. Evet. Yok elde de çekebilirsin ama daha sabit çekebiliyorsan, ışık ortamın çok iyiyse. Evet. Yani hani düşük ışık ortamında sıkışmak zorunda kalmayacaksan, gece fotoğrafçılığı yapmayacaksan. Gece fotoğrafçılığı yapacaksan ben çok şu anda herhalde hala söylüyorum elime geçip de denediğim bir kamera olmamakla beraber. Evet. Sadece yani tecrübesel bilgiminle ancak olası şeylerden bahsediyorum. Bir de zirveyi seyrettiğimde bunlardan hiç bahsetmemeleri beni çok rahatsız etti doğrusu. Evet, evet. Yani sakladıkları şeyler olduğu ortaya çıktı. Ben öyle algıladım. Belki de sürpriz olacak. Güzel şeyler olabilir. Yani şimdi biz acaba biraz kötüye mi yoruyoruz? Kötüye değil. Mantıkla götürüyorum işi. Yani çünkü matematiktir abi. Senin işte belli ölçüdeki... İşte sallıyorum ben 5 santimetreye 3 santimetrelik bir alana 26 noktayı sığdırmak ile 40 noktayı sığdırmak gibi düşün. Evet. 40 noktayı sığdırabilmek için o noktaların küçülmek zorundadır. Aynen öyle. Eğer ki noktalar da ışık algısıyla yani ölçüleri ışık algısıyla bağlantılıysa benim mantığım diyor ki ışık performansı bir kere daha düşük olacaktır. Ha ISO performansını düşürmüş olmaları, işte daha düşük ISO'daki rakamsal oyun benim çok umurumda değil. Çünkü ne yapmışlar? Onda da f-log 2 var. F-log 1 ve f-log 2 var. Şimdi bunlarda f-log 2'de, f-log 1'de 640 ISO'nun altında çekemiyorsun. F-log 2'de de 1250 ISO'nun altında çekemiyorsun. Ama
Onda da şimdi 125'e düşürdükleri için bu sefer ISO performansını yükseltmiş gibi konuşuyorlar. Çünkü 500 ve 1000 ISO'ya düşürmüşler. Ama işin bir de gerçeği var, pratiği var. Değil mi? Pratikte onu görmeden o konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Ha, buna mukabil 2000 dolara 40 megapiksel. Beğen beğenme. Değil mi? 8K video. Evet. Boşuna gitsin gitmesin. 60 olmayabilir ama 30, yani 24, 25 ve 30 FPS. Verebilen de ne bileyim ben işte insan takibi, hayvan takibi, nesne takibi. Evet. Ne olursa olsun belki bir Sony ayarında olmamakla beraber oldukça başarılı olan bir yeni bir otofokus algoritmasıyla beraber 2000 dolara da alınır mı o makine? Evet. Evet. Alınır gibi geliyor bana ya. Çünkü baktığın zaman fiyat performans ürünü gibi gözüküyor zaten gerçekten. Zaten Fuji'lerin hepsi öyle. Aynen öyle, kesinlikle. XS onda da o öyleydi. Tabii. Yani kesinlikle o paraya alınabilecek en iyi makinaydı. Yani hala da aynı iddiadayım. Hala da bak, aynı. Hala, evet, hala da şu anda o segment, o fiyat segmentin yani 1000 dolar fiyat segmentinde ben hala aynı iddiadayım. O makineye geçebilecek makine evet. yok abi. Evet. Çünkü değerlendirdiğin zaman fiyat segmentinde değerlendirmen aynen lazım. Aynen öyle. Kalkıp tabii. sen XS10'u eğer ki bir Sony A7 IV ile kıyaslarsan olmaz. Olmaz. Tabii olmaz. Ki olmaz. Ama insanlar şu anda XH2S yani A7 IV ile kıyaslıyorlar ve tabii. ben birçoğunun Sony'lerini bu makine için sattıklarını görüyorum. Birçok kanalda denk geldim. Canon'larını yani R5'lerini değiştirdiklerini görüyorum R5 bu makine. Evet, evet. Çok ilginç bir makine. Bu makine Fujifilm bence öyküsünde nasıl ilk GFX'ler çıktığında bir devrim yarattıysa bence crop sensörde bu makinede bir devrim evet, yarattı. Kesinlikle. Müthiş bir makine. Tabii. Body olarak da çok güzel. Yani müthiş. Efsane. Yani bu makinenin biliyorsun EVF'ini sen gördün 5.76 milyon noktalı bir şey var. Müthiş keskin yani. Ya buna da baktığın zaman gerçekten bu da bir fiyat performans ürünü yani. Tabii şimdi birçoğuna göre crop sensör makine 2500 dolar ucuz değil. Tamam da ne veriyor sana evet, o ne paranın veriyor? Karşılığında? Kesinlikle. O paranın karşılığında müthiş şeyler müthiş. Veriyor. Müthiş şeyler veriyor. O paranın karşılığında müthiş bir spor kamerası veriyor. Değil mi? Yani fotoğraf makinesi veriyor. O paraya da müthiş bir video kamera veriyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Dolayısıyla bir de tabii Fuji'nin ne olursa olsun hani crop sensörde bugün lens çeşitliliği ve kalitesi bakımından ben tartışma kabul etmiyorum. Ben de yani. Kesinlikle baktığım zaman diğer markalara Fuji'de çok daha geniş bir yelpaze var. Evet. Ama yan firmalar işte Tamron'lar, Sigma'lar biliyorsun onlar birazcık daha Sony taraflarını, Canon taraflarını lens üretiyorlar ama. Ama şu anda kaymaya başladı o da mesela. Evet, o da Tamron, Fuji. Sigma, biliyorsun şey Viltrox aynen yani, öyle. Yani Samyang böyle birkaç enteresan marka evet, daha var mesela evet, şu anda Samyang. Katılan. Ve hakikaten şu anda Fuji'ye ciddi bir atak başladı. Yatırım yapmaya Lens'ten konuşurken bir şey ıskalamayalım. XH2'nin full potansiyelini kullanabilmen için eski lensleri alamazsın. Değil mi? Bir de öyle bir dizayn evet, var. Evet. Şimdi ancak neyi kullanabiliyorsunuz? Yeni 18, yeni 23, yeni 33. Tabii. Ve bundan sonra çıkacak olan lensler ancak XH2'nin o 40 megapiksellik full performansını yansıtabilecek sensöre. Yoksa atıyorum ben bir 16-80 XH2'yi alacaksanız almayın. Değil mi? Bak çok hiç güzel gereksiz. Bir konu bu. Yani insanlar burada şimdi o makineye 16-80'i taktığı zaman tam performansı alamayacak. Ama tabii. mesela şimdi 18-120 mi çıkartıyorlar? Bir de öyle bir 18-120 şey var. Çıkartıyorlar. Şey çıkarttılar biliyorsun 150-600'ü çıkarttılar. 150-600 evet. Yeni 30 milimetre makro gelecek. Evet, F1.4. Kesinlikle. F1.4 mi F2.8 mi ne bilmiyorum tam olarak. Onun haricinde bundan sonra çıkartacakları ürün yani lens olarak kesinlikle XH2 ve belki de daha ileride daha da yükseltecekleri, piksel olarak daha da yükseltecekleri ürünlere uygun evet. çözünürlükte kamera. Çünkü bunların cam sayısı fazla. İşte ne bileyim ben eskiden 7 elemanda 10 camsa bugün 10 elemanda 13 cam üretiyorlar. Evet, evet. O çözünürlüğü yakalayabilmek aynen için. Öyle. Aynen hakikaten öyle. Biliyorsun bu 23 de müthiş efsane ya, bugün efsane zaten ya. Mükemmel kareler çektin yani yine. Abi çok güzel bir evet, kafayı çok yedik güzel yani çok öyle söyleyeyim. Nefis. Abi ya ne diyeyim ya güle güle kullan. Allah bize de nasip etsin. Amin. Yani amin. Bir makine amin. Alacağım ben biliyorsun. Biz de şeydir bir motosikletçi olarak ben biliyorsun yani gücü kullanmasak bile o gücün elimizin altında olmasını ya isteriz. Ama o Türk. Bu da öyle bir şey yani. Bu çok eskilere dayanır biliyorsun bizde silah at avrat diye bir kavram vardır evet, Türklerde. Çok
Çok özür dilerim. Kabaca oldu belki ama. Yani altımızda çok sağlam bir küheylan olması lazım. Biz tırısk tırısk gideceksek dahi. Evet. Değil bizim mi? Eski yenimizde var bu oğlum. Evet, altımızdaki evet. gücü o güce sahip olmak istiyoruz. Evet, o gücü istiyorsak ya. Ya kullanırsak. Ya belki ömür boyu kullanmayacağız ama ya kullanırsak. Evet, ya evet. Şimdi sen beni biliyorsun. Ben zaten amatörün de amatörü bir fotoğrafçıyım baba, ama. Fotoğraf makinesi satın alan. İstiyorsun bak yani şimdi, o gücü. Yanlış anlama, ben hiçbir zaman da karşı değilimdir fotoğrafla, yani kamera, cep telefonuyla fotoğraf çeken tabii. insanlara. Ama kalkıp bugün hala eğer ki bana cep telefonuyla fotoğraf makinesi kıyaslarlarsa sabaha kadar tartışırlar baba. Evet tabii. Çünkü tabii, tabii. bu iş megapiksel değil aynen. abi. Bu iş sensör boyutu, aynen. sensör kalitesi, cam kalitesi ki, ve ona benzer birçok şey. Ve bunu yazılımla da belli bir yere kadar getirebilirsin. Kabul ediyorum bugün şeyi müthiş bir cep telefonu. Fotoğraf ve video konusunda iPhone 13, 13 13 Pro. Pro. Evet, aynı. Müthiş. Gerçekten ama güzel. Yine de bilgisayara bunları aktardığın zaman aynı şey olmadığını tabii görüyorsun ki, ya. Tabii ki. Daha bir yapaylık, daha bir aynen şey var. Öyle yani. Renkler farklı falan, suratlar daha kırmızı çıkıyor. Ya bunu tabii görmek lazım. Yani yakından ama fotoğrafçı insan anlar bunu. Biz de şimdi abi biliyorsun çekiyoruz ya, Instagram'a gönderiyoruz. İşte yaptığımız iş o yani. Aynen öyle. Onun için de tabii bu telefonlar bile aslına bakarsan çok pahalı. Çok, yani çok pahalı. Bugün senin 13 Pro dediğin makine kaç para abi? Vallahi ben işte yeni aldım biliyorsun. 256 GB olanını aldım. Of. 32 bin lira yani ya, verdik. 32 bin lira, manyak makine alırdım be. İşte 10 bin daha versek bunu alacağız. Ya. Ama işte güç yine iç cepte olsun istedim ben. Anladım. O da olsun, tamam, bu olsun. Tamam yine o yoksa. Yok, ben... Bu adam yanlış anlamayın, bu adam durmaz. Bugün bu adam yine makine alır. Hayır kesinlikle, bak ben X-Taş'ı sen bekle Orkun. Ben ona bakacağım, inceleyeceğim dedin. X-Taş 2 zaten bu efsane bir şey. S'i özür tabii. dilerim, daha hızlı bir makine. Ama benim yapacağım iş de belli. Ama bende her zaman şöyle bir şey var. Ya bir 3-5 daha fazla vereyim. İşte o güç yine olsun. Yani kullanırız, kullanmayız ayrı bir şey. Evet. Kullanabilirsek ne güzel. Yani ona da bir şey yok, diyemem. Sonra, zaman bundan gerekli. Bundan sonra tepene binerim öyle bir makine alır da kullanmazsan. İlla ki kullandıracağım tabii. sana. Sevgili dostlar, çok fazla uzatmayalım. Bugünkü konumuz X-Taş 2 idi. Yeni çıkan kameraydı. Ancak tabii ki işte internet üzerinden, zirve üzerinden okumalarımı ben size aktarmaya evet, çalıştım. Evet. İyi ya da kötü herhangi bir şey söyleyemem. Çünkü elime alıp denemedim. İnşallah herhalde bir iki ay içinde bir şekilde elime geçer ve onun da testini yaparım. Satın alır mıyım, almaz mıyım? İnan samimiyetle bilmiyorum. Ama mesela hani yüksek pikselli bir şey olması davası varsa o zaman da GFX serisi var birader evet, yani. Evet. Neyse. Ama ben o incelemeni yine bekleyeceğim. Yani acele etmeyeceğim. O makineyi de eline aldığın zaman, bir incelediğin zaman onu da bir izleyeceğim o videoyu. Ama da. Şu kadarını söyleyeyim. Fotoğraf için ve özellikle de senin tarzda durağan fotoğraf çeken insanlar evet. için bence alınması gereken bir evet. makine. Yani alınabilir bir makine. Ama yeni lenslerle beraber. Dolayısıyla tabii. onu da hesapladığın zaman yine ucuza gelmiyor. Gelmiyor asla. Yani bugün bir lens, bir makine 50 bin lira. En kötü 55 bin lira yani. Tabii. O ortalamaya baktığın zaman tabii. iyi para. Şunu 14-15 bin desen lensini. Ötekinde bugünün parasıyla 2000 doların kaç para yapıyor yani abicim? 36 bin lira yapıyor. 37 bin lira yapar. 18'den tabii. hesaplarsan. Tabii, 36 bin 50 bin lira. Tabii. Yine 50 bin lira. Tabii. Yine 50 bin lira. Yine baktığın zaman 50 bin. Sevgili dostlar, umarım sizin kafanızı çok yüklememişizdir. Biraz kendi bildiğimizce de X-Taş 2 ile ilgili fikirlerimi şu an için aktardım size ama dediğim gibi şu an için aktardım. Valla umarım bu içerik size değer katmıştır ve beğenme butonunu hak etmiştir. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olun. Biliyorsunuz ki sizler sayesinde biz bu kanalı büyütebiliyoruz. Tabii ki. Kanalın büyümesi bana maddi ya da maddi açıdan bir fayda sağlamıyor. Yani lütfen inanın, onun da hiçbir şeyine koşmuyorum evet, zaten. Tabii. Farkındaysanız epeydir de zaten reklamlar da kesildi. Belki bundan sonra o reklamları da hiç katmamaya çalışacağım. Onu evet. da bilmiyorum. Yani onu da sözünü vermeyeyim ama. Ama istiyorum ki bu samimi bilgi. Çünkü ben kimsenin sponsorluğu boyunduruğu altında tabii. herhangi bir şey yapmıyorum, içerik yapmıyorum. Kendi doğru bildiğimi sizlere elimden geldiği kadar aktarmaya çalışıyorum ki
Bizler yanıla yanıla öğrendik. Sizler yanılmadan öğrenin, çok para harcamadan öğrenin. Değil çok mi? Para harcamadan doğru para harcayın, doğru ekipman alın. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Vallahi ben Erdin Çomaç. Ben Orkun Dayıoğlu. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.